Yavuz Hırsız ev sahibini bastırırmış kabilinden ana muhalefet ve yanındaki bazı destek kıtaları bir gayretin, bir çalışmanın içindeler. Normal komisyonda yapılması gerektiği bir çalışmayı KİT komisyon salonunda yapmak suretiyle bir iyi niyet gösterisi sergileyen komisyonumuz maalesef bu iyi niyetinin karşılığını göremediği gibi bizi salona sokmadılar diyecek kadar bunlar dürüst davranmayan, doğru konuşmayan bir anlayışın temsilcileri. Salona girdiklerinin tespitleri var. Tabii son günde sizler daha önce nasıl o salona önceden gelip girdiyseniz ki bunlar komisyon üyesi olmayan üyeler. Girme hakları vardır, girebilirler, doğrudur. Ha, bu son pazar gününde de AK Parti grubunda komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımız da daha farklı bir kalabalıkla salona girmişlerdir. Neden? Çünkü ondan önceki gün yaptıkları bu, anladıkları değil o. Öyleyse biz de önceden gelir salona otururuz dediler. Ve arkadaşlarımız geldi ama yaptıklarını gördük, gördünüz. Bunların hepsi kayıtlarda mevcut. Yani partinin sorumlu bir insanı konumunda olanın eline bir selaboy tankını almak suretiyle onu komisyon başkanına fırlatacak kadar edepten, adaptan, her şeyden uzak ve bu insan politika yapacak. Bu nasıl bir edeptir? Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir milli iradeyi temsil adına orada bulunmaktır? Buna yönelik medya ne yaptı? Ne yazdı? Ne söyledi? Komisyona, komisyon başkanına sen kalkıp o selobantın tankını atacak kadar ki 500 gramın üstünde ve bu başkanımızın yüzüne gelebilirdi. Allah'tan sıyırdı geçti. Bu nasıl bir anlayıştır? Nerede hak? Hadi nerede hukuk? Hani demokrasiyi savunanlar? Demokrasi adına şu anda neredesiniz? Hepiniz de masalarınızın altına girdiniz. Köşe yazılarınızı siz niçin, ne zaman, ne adına kullanıyorsunuz? Hepsi meydana çıktı. Ama biz gücümüzü milletten alıyoruz. Ve onun için diyorum işte anladıkları dil neyse o dille konuşacak ve bu yasayı da biz bu meclisten çıkaracağız.